Ona kavuşacakları gün onların dirlik temennileri selamdır. Yani güvence, ben güvenlik içindeyim, sen de güvenlik içindesin. Selam, rahatlatma, huzur verme amacıyla söylenen bir sözdür. Güven verme amacıyla söylenir. Yani Müslümanların huzurunu ifade eder, rahatlığını ifade eder. Ve onlara üstün bir ecir hazırlanmıştır. Yani sevap hazırlanmıştır. Allah sevap verecektir. Ey peygamber, gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Aynı şekilde bu Mehdi için de bu şekildedir. İnşallah. Peygamber Efendimiz de bu şekildedir. Şahittir, yani olaylara şahittir. Mesela şimdi biz burada bir konuşuyoruz, birbirimize şahidiz. Yani bir olay varsa, mesela şu konuşmalarımızda bir ibadet olmuş oluyor. Birbirimize şahit olacağız. Ve bir müjde verici. Biz ne diyoruz? Türk-İslam birliği olacak. İslam bütün dünyaya hakim olacak. İnsanlar mutlu olacaklar. Korkular kalkacak. Ekonomik kriz bitecek. Değil mi? Mal İnşallah. bolluğu olacak. Evet. Dünyadan silahlar kalkacak. İnsanların burnu dahi kanamayacak diyoruz. Ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Biz de ne yapıyoruz? İnsanları uyarıyoruz. Neye karşı? İşte yanlışlık yapmayın, hata yapmayın gibi uyarıyoruz. Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çera, bir kandil olarak gönderdik seni diyor. Bak, ve kendi izniyle Allah'a çağıran, biz ne yapıyoruz? Allah'a çağırıyoruz insanları. Ne yapıyoruz? Nur saçıyoruz. Yani Kur'an'ın hükmünü, Kur'an'ın ahlakını etrafa yayıyoruz ve Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyoruz. Allah sevgisini, Allah korkusunu anlatıyoruz. Ve insanların birbirini sevmesini, kardeş olmasını, dost olmasını söylüyoruz. Nur saçan bir çera, yani aydınlatıcı. Müslümanlar aydınlık saçar etrafa. Yani Müslümanlığın olmadığı dönemler hep karanlık dönemlerdir. Mesela diyorlar ki Darwin'in olduğu dönemi aydınlanma çağı diyorlar. Kardeşim tamam da aydınlattınız da bombaların ışığıyla aydınlattınız. Napalm bombaları aydınlatır şehri. Değil mi? Atom bombası attınız bütün Nagasaki'yi gündüz gibi Hiroşima. aydınlattınız. Hiroşima'yı da gündüz gibi aydınlattınız. Alman şehirlerini, Polonya'yı, bütün İslam ülkelerini de öyle bombalarla ve hava izli mermilerle aydınlattınız. Doğru. Bir aydınlatma var. Bu tarz bir aydınlatma Evet, var. yani yakma aletlerine ki yani o Almanların yaptığı bir silahtı biliyorsunuz. Alev fışkırtıyor mesela 100 metre, 200 metre Evet. alev fışkırtıyor. Onlarla cayır cayır insanları yaktılar. Bu şekilde aydınlattınız ve bu aydınlatmayla 350 milyon insanı da öldürdünüz. 1 milyar insanı sakatladınız. Binlerce, on binlerce şehri, kasabayı, köyü yerle bir ettiniz. İnsanları açlığa, sefalete sürüklediniz. Değil mi? Bütün sanat eserlerini, kültür eserlerini yerle bir ettiniz. Darwinizm sebebiyle. Çünkü faşizmin de, komünizmin de kökeninde Darwinizm var. Adamlar kendileri söylüyor. Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini sorduğunda biz diyorlar düşüncelerimizi Darwin'den aldık diyorlar. Evet. Buyurun size aydınlanma çağı işte. Bu tarz aydınlanma olmuştur. Bakın Cenab-ı Allah diyor ki ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çera olarak gönderdik. İslam insanları aydınlatır. Aydınlanma olduğunda ne olur biliyor musunuz? Silahlar susar. Silahlar kaldırılır. Kan akmaz. Barış olur. İnsanlar birbirini sever, güvenir. İnsanlar kameralarla falan kontrol edilmezler. Her insanın başına bir güvenlikçi dikilmez. Cezaevleri çaka çaka ağzına kadar dolmaz. İnşallah. Cezaevlerinde böyle kuşlar uçuşacaklar o zaman. İnşallah, inşallah. Bomboş olacak cezaevleri. İnşallah. Mahkemeler de bomboş olacak yani İnşallah. inşallah. Şu an çaka çaka dolu. Değil mi? Evet. Yüz binlerce dosya. Yani mahkemeli olmayan, yargılanmayan hiçbir vatandaş yok Türkiye'de. Hemen hemen herkes birbirini şikayet ediyor. Evet. Herkes birbirine dava açıyor. Mahkemelerde dolup taşıyor. Tabii mahkemeler Dosyalarda cezaevleri dolup dava taşıyor. Değil mi? Evet. Çaka, işte bunların hepsi kalkacak. İnşallah. İnşallah. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Biz de müminlere müjde veriyoruz. Bak müminlere müjde ver diyor. Emir bu. Biz de müminlere müjde veriyoruz. Diyoruz eğer Allah'ın rızasını kazanırsanız cennete gideceksiniz. İslam dünyaya hakim olacak. Huzur olacak, barış olacak, kardeşlik olacak. Türkistan birliği olacak. Bütün anormallikler yok olacak diyoruz. Ve bu ayetin hükmünü yerine getiriyoruz. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazlı vardır.
her türlü iyilik, güzellik, değil mi, Allah'ın asıl istenen de müminin istediği Allah'ın rahmetidir, İnşallah. Rızasıdır. İnşallah. Biz Allah'ın rızası için yaşıyoruz. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine aldırma. Mesela kafirler, münafıklar ne derler? Mesela Allah'a inanma diyecekler. Biz de onlara aldırmıyoruz. Ne diyor Allah? İtaat etme. İtaat etmiyoruz. İnşallah. Onların inancıyla tabi olmuyoruz. Eziyetlerine aldırma. İftira edebilir, hakaret edebilir, canını yakabilir, iftira atar, hapse düşürtebilir. Değil mi? Malına mülküne zarar getirebilir, canına zarar getirebilir. Hiçbirinin önemi yoktur. Çünkü canına bir şey olmuş olsa şehit olur. İnşallah. Malına bir şey olsa sadaka olmuş olur. Eziyet ederse de sabrederse sevabını almış olur. Ve Allah'a tevekkül et. Yani hiçbir konuda tedirgin olmamak lazım. Allah'a tam teslim olmak. Çünkü ne yapacağım, ne edeceğim diye insanı sürekli düşünmekten akıl hastası gibi oluyorlar. Saçları dökülüyor, sinirleri bozuluyor. İşte çekler ödenmedi, senetler gelmedi, çocuk okula gitti daha gelmedi, ne olacak? Vücudunda mesela bir ben görüyor bir yerinde. Aman diyor, kanser olmasın koştura, sakın diyor. Koştura. Tabii. Tahliller, tetkikler. Ya bir rengi mi? Biraz sarı görüyor. Acaba sarılık mı oldum diyor. Yine... Hele bir de şu aralar domuz gribi çok yavaş. Evet.